Saylo'yu beğendin mi öncelikle? Beğendim. Vallahi ben de beğendim. O yüzden zaten. Ben bir başyapıt falan değil ama böyle. Yok. Aa abi. Tabii çok şeyini unuttum da yani düşün. Daha dün izlememe rağmen. Birçok olayını unuttum da yani. Ya ben izleyeli 3 ay mı ne oldu şimdi? Ben de bugün biraz özetine falan baktım da anca öyle biraz konuşabileyim diye. Yok biraz top sende olacak şimdi Saylo'yu konuşurken. Yok konuşalım. Için. Benim izlediğim ikinci Apple TV dizisi bu arada. İlki neydi? İlki e, For All Mankind. Yeni sezonu da yeni çıktı. Onu da izleyeceğim. Severek takip ettiğim bir şey ama mesela orada da sıkıntı eksik var. Orada da ne karakterlerde eksiklikleri var. Benim izlediğim Apple TV dizilerinde karakterlerde bir sıkıntıları var. Çok e, derinlik katmaya çalışıyor ama olmuyor, tutmuyor. Hı -hı. Ve genelde bir e, gimmick oluyor şeyde dizilerde. Mesela For All Mankind'ı bilmiyorsan alternatif tarihçilik var For All Mankind'da. Yani Ay'a ilk Sovyetler gidiyor. ay, ay, ay uzaya yarışın ilk onlar kazanıyor falan böyle. Biz daha sonra fark ettim ki onun için izliyorsun diziyi. Hı -hı. Yani alternatif tarihçilik ne olacak? Mesela Küba olayı nasıl son falan böyle. Alternatif tarih için izliyorsun onu. Ama şey gibi The Man in the High Castle gibi yapmıyor bu alternatif tarihçiliği. Benzerini de Silo'da gördüm. Bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, dizinin konsepti başlı başına. Bu arada bir adaptasyon. Kitap serisinin adaptasyonu. Spoiler'ı konuşacağız. Umarım hepiniz izlemişsinizdir. Ben yazdım uyarıyı. E, Silo dizisini izleyecek olan arkadaşlar bu spoiler'lı kısmı dinlemesin arkadaşlar. İzledikten full sonra... Spoiler yani full spoiler'lı <laughs> zaten. Aynen full spoiler'lı konuşacağız. E, bitirdikten sonra gelip buradan isterseniz tekrardan dinleyebilirsiniz. Abi benim sen lafını unutma bu diziyi seç. Çet Tekinoğlu se ben çete cevap vereyim sen devam edersin şimdi. Bildiğim için demin Burki'ye şey söyledim. Ya. Girmedim burada konuya. Biliyorum oğlu o yüzden. E Nasıl yavaşça kıyak geçildi dedim. Buyur devam et. Anladım. Abi bu diziyi seçmemin e, nedeni şöyleydi. Bu kurguyu çok beğendim öncelikle. Kurgu yani post apokaliptik yani kıyamet sonrası bir senaryo olarak biraz fallout'a. Benziyor. Fallout'u biliyor musun? Ne kadar biliyor Set mu? dizaynı da zaten Fallout'taki Heh. retrovari bir şekilde. Ben Aynen şey izledim. öyle. Behind the scenes izledim. E, Dizayn yapan ekip de diyor. Hani şey retro böyle daha hmm. sivri ucu olmayacak şekilde her şeyi böyle bir kırklar e, Evet. şeyinde. Va diyeyim. Oradaki vault e, sisteminden e, şey yapılmış. Bir kitaptan uyarlama arkadaşlar bu. Benim en hoşuma giden özelliği. Kitap serisi üçlü. Evet. Üçleme. En hoşuma giden özelliği şeydi, yani bazı soru işaretleri kafanda gerçekten doğuruyor. Ulan acaba şöyle mi böyle mi? Bir de e, şey değil. Çok böyle bir bilim kurgu e, filmi dizisi çok uçarı olunca abi ilgimi çekmiyor o kadar. Bu böyle bir... immersion'dan biraz... kopuyorsun değil ha, mi? Hard sayfacı değilsin sen. Aynen öyle. Bu daha şey yani olabilecek bir şey gibi e, geliyor. Yani tabii bunda da. Ee, ...hani ilginç şey durumlar elbette var ama... ...hani böyle seni düşündüren, meraklandıran bir gizem var ortada. Ee, o yüzden kafa çalıştıran biraz böyle hani... ...ne denir ona chick flicks gibi böyle... ...izle geç gibi değil. Ben bitirdikten sonra ilk sezonu kafamda baya böyle bir... ...soru işaretleri vardı. Şu acaba nasıldı, bu nasıldı falan diye. O özelliği hoşuma gitti. Beni düşündüren yapımları böyle seviyorum. Ee, bu da öyle geldi... Beğendim o yüzden. Tavsiye ederim. Ee, sen istersen abi genel konseptini yani siloda genel olarak. Ya şöyle bir şey var. Silo sen ilk önerdiğinde baktım ettim falan böyle. Konsept o kadar çok yediğimiz bir konsept ki artık mide bulandırıcı bir şeye geliyor. Biliyorsunuz Snowpiercer falan var böyle. Hatta geçen hmm. Netflix'te geçen senelerde çıkan bir şey vardı. The Platform diye vardı yine yukarıdan aşağı. Ben şeyi bekledim aslında. yani Umarım yine politik şeyleri girip işte sınıf mınıf meselesi falan kafa sikmez diye böyle çok işten dua ettim. Allah'tan girmiyor bu arada. Girmiyor. Evet. Yani dizinin böyle bir derdi yok. Dizi bunun biraz farkında. Mesaj vereceğim şeyi yok öyle. Yok hiçbir şekilde yok. Yani Sınıf evet. meselesi 2-3 yerde falan giriyorlar en fazla o. Yani başka bir şekilde alt de, katlar falan muhabbeti bir oluyor. Yani bu konseptin olur. anasını sikildiğinin farkında olduğu için <laughs> dizi e, bu, bu konsept üzerinden fazla gitmiyor. Yani buraya fazla de değinmiyor. Tabii work building kısmı onu da söyleyeyim. Yani İlk bölümü tamamen work building ayırdıkları için <laughs> bizim ana karakterimiz birinci bölümün sonunda aslında ikinci bölümde dahil oluyor ilk bölümde izlediğimiz işte şerifli eşinin hikayesi Hı -hı. bu arada Quincy Jones'un kızıymış, kızıymış kadın ben de sonradan öğrendim onu Hı -hı. Quincy Jones efsane prodüktör duayen prodüktör <laughs> şey Michael Jackson falan prodüktördür efsane adam Hı -hı. neyse World Building'i çok iyi yani onun hakkını vermemiz lazım setler zaten Hı -hı. bayağı geniş büyük falan böyle İlk bölüm bu yatırımını buna yapıyorlar ve bir, bir gizem yaratılıyor ve aslında 10 bölüm kısa yani dizi dizi olarak baktığı zaman 10 bölüm kısa bir hikaye anlatmak için ama bir who done it hikayesi var. Hani kim cinayetleri işledi? Hmm. Bir gizem olayı var. sürekli ayakta tuttukları ve başarılı bir şekilde sonuna kadar tutuyorlar. Sondaki twist de gayet başarılı bir şekilde hani twist içerisinde twist var biliyorsun. En sonda evet. dışarısının Aynı hologram gibi. olmadığını veya tam tersine gerçekte de bu şekilde olduğu şey evet. var. Twist'i var. Evet. Dizinin sonunda. Yalnız ya. işte gelelim eksikliklerine şey dizinin... istersen bir konsepti söyleyeyim. Yani izlemeyen elbette ya izle, vardır. İzledi diye var sayıyorum ben izleyiciler o yüzden. Ya şey diyelim şimdi arkadaşlar şöyle bir dünya var. E, yer altına gömülmüş böyle e, birçok kattan oluşan silo zaten adını da oradan alıyor. Silo gibi düşünün işte. E, yerin alt içine kazılmış e, büyük yapılar var. 10 bin kişi yaşıyor bu yapının içinde ve e, bu yapıda şöyle bir ...sistem var. Herkesin farklı iş kolları... ...falan var. Bir yandan asayiş de sağlanıyor. İşte e, üretim de var. Bu Fallout oyunlarını falan oynadıysanız... ...oradaki Vault sisteminin... ...çok daha büyük kapsamlı hali gibi... ...düşünebilirsiniz. Yeraltı sığınakları. Bir kıyamet sonrası... ...senaryosu. Dış dünya... ...tehlikeli. Çıkanın öldüğü bir ortam. E, nüfusu da... ...tabii ki 10 bin kişi yani besleme falan... ...barınma problemleri... ...olabileceği için... Nüfusu da burada kontrol etmeye çalışıyorlar. Yöneticiler var. İşte yargı diye bir ayrıca judicial diye bir e, şey de var. Bunları yöneten yargı işlemi, işlemlerini falan yapan. E, böyle bir dünya. En, en altta işte jeneratör falan var. Ağır işçiliğin yapıldığı. Herkes farklı iş kollarında. Sadece. Üç sınıf var zaten. Ha. Yukarısı orta bir de en altta mekanik şeylerle ilgili. Şimdi e, bu ortamda geçmiş de bilinmiyor. Zamanda rebellion denilen işte bir, bir isyan. isyan yapılıyor ve bu isyanın sonucunda bütün belgeler silinmiş olduğu için geçmişe dair hiçbir veri yok olanlar da relikt olarak yasak elde tutulması yani geçmişe dair hiçbir anıya da müsaade etmiyor yapı. Evet ve e, hani dış dünyada ne olduğunu e, bilmiyor insanlar dış dünyanın nasıl bir yer olduğunu bile sadece bir tane vizörden böyle şeyden görüyorlar e, dışarıya yönelen bir kamer kamera var. Ee, ondan sadece görüyorlar ee, şeyi bilmiyorlar dışarıda ne yaşandı da kıyamet yaşandı ee, kimler hatta bu siloları e, inşa etti bulundukları yerleri falan kurucular diyorlar hatta Heh. dini bir tapınma gibi kuruculara sürekli dua ediyorlar şükran şeyleri var günleri atalar kültüs gibi böyle 140 yıllık bir şeyden bahsediyor bir süreçten bahsediliyor evet yani nesiller orada doğup ölmüş ...o saylonun içerisinde dışı, dışarısı falan... ...ve planlı bir şekilde bu arada... Yani ...kimin çoğalacak kimin ne yapacak bunlar planlı bir şekilde... <laughs> ...herkes e, şey yapamıyor üreyemiyor... ...evet... ...ya ben bu kurguyu bayağı beğendim... ...bu hatta işte bir gizem yaratıyor... Ee, ...izleyici de otomatik olarak... ...şeyi merak ediyor... ...dışarıda ne var... ...yani çıkan neden ölüyor nasıl bir kıyamet çıkan ölecek mi ya da ölüyor mu gerçekten falan böyle. Sen istersen dizinin genel bu gimik işte. Anlatayım. Senin Bu dediğin şey bir gimik. Evet. Ee, konsept kısmı ve bu konsept ...gizemini sonuna kadar tutsa da yani buradan yürünebilecek bir konsept değil bu. Özellikle ikinci sezondan sonra. Bir de ben ana hikaye sonradan şey yaptım. E, kitapları tabii henüz okumadım. Ne ara okuyacaksın yani daha dün bitirdiniz ya ama. Tabii. Ana hattını falan hakim hikaye az çok artık ve mesela ikinci sezon buradan devam edemez. O yüzden önemli olan aslında oradaki karakterlerin dinamikleri. Evet, evet sevgili Selin, Snowpiercer'a benziyor. Demin zaten bahsetmiştim. Yani bu konsept sıklıkla tekrarlandı ve çoğu şeyi gördük artık. Yani kusacak seviyede gördük artık. Bir şey yok. Bir e, yenilik değil bizim için. Fakat evet. bunu iyi çözüyor dizi aslında. Bu çok gimmick yani bu setin bulunduğu noktayı bir settingi şey için kullanıyor tamamen. E, bir karakter bir hudanet hikayesi anlatmak için yani bir thriller bir şey e, ...bir gizem hikayesi anlatmak için kullanılır. Aslına baktığın zaman şeyin önemi yok burada. Pekala bir hapishanede falan da geçebilir hikaye. Evet. Yani silo dolmasının pek bir önemi yok world building hariç. Sana şeyi sorayım abi. Ee, şimdi birkaç böyle... E, ...soru havada kalıyor ya... ...yani artık hani spoilerlı konuşuyoruz... ...nasıl olsa arkadaşlar. Diziyi baştan sona anlatmadınız falan demezsiniz. E, zaten önceden belirtmiştik... ...ne izleyeceğimizi... Şimdi bazı şeyler bana soru işareti kaldı aklımda. Yani hala cevaplandıramadığım. Senin orada fikrini merak ediyorum. Şimdi bizim bu ana karakter Juliet dışarı çıkarken ve diğer cleanlanmak için işte temizlenmek için dışarı çıkacak olanlar neden bu şeye tabi tutuluyor? Bu decontamination odasına giriyorlar ya. Hı hı. Yani çıkanın şey yapılması, temizlenmesi garip değil mi? Burada çünkü şöyle teoriler üretilmiş. Burada veriyorlar gazı falan diye. Ancak işte o gaz. Ha şey teorisi diyorsun. var. E, aslında orada gazı oradan vermekten ziyade şeyden yanında taşıdıkları tüp oksijen tüp var ya. Ha o, o da öyle olabilir. Ama onu da şeyde görüyoruz şerif maske çıkarıyor ona evet, rağmen ölüyor. Aynen öyle. E, bu şey durumu var tabii. Bantları değiştiriyor ya. E, o bizim karakteri son sahnede bir vakit kazandırdı. Hayatta kalmasını sağlıyor ki zaten hani e, ana hikayede o şekilde başka bir sayloya gidiyor. E, bu, tabii biz bunu görmedik. ikinci sezonda göreceğiz onu. Başka bir sayloya gidecek. Oradan devam edecek. Yani hikayenin dinamik içerisinde kalacak. Dışarısında hiçbir önemi olmayacak. Evet yani başka bir sürü saylo gözüküyor işte bu krater şeklinde yerler Bu 18. Var. yani en son Heh. final bölümde artık şey, anahtarı çıkarıp üzerinde 18 yazdığı için. Evet. Bizim yani... saylo 18. saylo. Ve, Ve bu... alttaki kapı da büyük ihtimalle, yani büyük ihtimal değil hikayenin şeyi oymuş. Diğerlerinin altta, bağlantısı. E, diğerlerine bağlantı olan kapı. Evet. Ya bu hikaye çağ, yani bu şey hikayeleri, bu işte Snowpiercer'da veya işte platformda bu hikayeler çok e, artık bıktıracak derecede çok gördük, okuduk, izledik ya. Hı hı. Ben bu konularda en son böyle izledim, ha bu, bu da yeni taze bir şeymiş dediğim aslında bir komedi dizisindeydi. Solar Opposites var. Bilmiyorum bir şey yaptım mı? Rick and Morty yapımcılarından. Belki izlemişsindir. Yok. Orada The Wall diye bir şey var. Subplot var. Yani bu uzaylı çocuklara bilmeyen için kısa anlatacağım. Uzaylı çocuklar hmm. e, milleti küçültüp duva, duvara hapsetmeye başlıyorlar. Kendilerini rahatsız eden insanları. Ve bir hmm. subplot oluşmaya başlıyor. Hani her bölümde böyle 2-3 dakika gösterdikleri. Bu da aynı şekilde duvarda yaşadıkları bir hikaye var. Bir tek orada demişti ulan hakikaten taze yeni bir şeydi bu. Hani orada bir devrim yapıyorlar şey içerisinde duvar içerisinde falan. Aynı tıpkı bu hikayede olduğu gibi. E, Silo'daki şeyde e, Silo'nun konseptinde şeyin önemi yok. Hani Silo'nun içerisindeki e, hiyerarşinin oradaki işte yapının hiçbir önemi yok baktığınız zaman. Bir kişinin Orada bir önemi mevzu... var aslında. Brandon değil mi? Bernard ya, pardon. Ya, yok hikaye açısından yani karakter pardon. dinamikleri aslında şey en fazla yatırım babasıyla mesela e, dinamiğini yapıyorlar. İşte geçmişiyle, annesiyle alakalı falan. Hı -hı. O dinamikleri yapıyorlar ama tutmuyor. Hani karşılık bulmuyor. E, aynı şekilde işte back, background hikayeleri anlatıyorlar ya şey, özellikle şeyin yan karakter e, yanında tayin edilen sıkıntılı bir eleman var ya hastalıklı. Her şeyi Ama işte bu hastalığını gizleyen. Old. Adını bile unuttum düşün yani o kadar yani o kadar saçma bir hikayesi yani saçma derken gereksiz bir hikayesi var ki hiçbir karakterin hikayesini şey yapmıyor bağlamıyor. Yani öyle bir sıkıntı var Saydun'un. Ve eğer bu şekilde devam ederse ikinci sezonu sıçar onu söyleyeyim sana. Çünkü hmm. yani sırf bu gimmick üzerinden bu konsept üzerinden gidemezsin. İkinci sezon Lost mesela bak Lost'un da konsepti buydu. Evet. Mystery Box yöntemi var JJ Abrams'ın. Sürekli yeni bir evet. yeni bir gizem atıyorsun, yeni bir gizem atıyorsun ama son sezonları hariç tutuyorum. Karakter dinamikleri de çok enteresan. Flashback'ler işte geçmişleri falan. Onu onu Lost çok iyi beceriyordu. O şekilde tutuyordu seni zaten. Ama yani sürekli sırf finali göründe izlemiyordum. Sürekli gizem artık insanı şey yapıyor bir yerde. Dozajını ee, yaparsan yeter problem yok burada yani. zaten sürekli gizem yok yani sayılı doz evet. sürekli gizem yok bir gizem var bir gizem var ee, geri kalan da yani bunu önemsetmiyorsan anlattığı bir hudanit hikayesi var kim öldürdü evet. kim yaptı yani ortada bir açıklığa kavuşturulması gereken bir komplot var şeyi abi e, nasıl yani düşündün ya dışarı çıkana neden orayı güzel gösterme ihtiyacı hissediyorlar yani vizörden mi bunu yapıyorlar Çünkü mesela vizörden koş... yapıyor zaten hologram biliyorsun şeyi koyuyor cesedi görüyor. Evet. Yani Ve ilk başta şeyde Şerif'ten çekiliyor. İlk başta taş gözüküyor falan böyle. Evet, ilk Şerif'te ilk başta şey kaskını çıkarmadan evvel şey görüyor. Güzel bir dış dünya görüyor. Hı -hı. Kaskını çıkarınca eşinin cesedini. Ya buradaki amaç buluyor. ne? Yani dışarı çıkan Büyük bir ihtimalle iyi bir yer gördükleri için geri dönüp kamerayı sil silsinler, temizlesinler diye. Zaten temizlik şeyi mevzu o ya. Ve hani diyor Hı -hı. kurucu babalarımızın öngördüğü gibi herkes temizle, temizlemeyen olmadı gibisinden. Temizlemeyen de bir tek bizim şey karakter oluyor, işte, Ana karakter oluyor. O temizlemiyor. Millete göstermek için bakın dışarısı iyi gibisine herhalde o, öyle bir konsept uydurmuşlar ona. Hmm. Yani e, bu şeyin o zaman muhtemelen hani şimdi biz silo içerisinde hiç kablosuz bir teknoloji görmüyoruz. E, ama vizörde böyle bir durum var demek ki kuşların cıvıltısı. Da Yok server şeyi var, server, server şeyi var orada. Yani teknolojinin var. ileride olduğunu görüyoruz. Da. Teknoloji ileride. Son sahne. teknoloji bilerek yani. şey tutuyorlar. Mesela o hard diski falan buluyorlar ilk başta zaten mevzu oradan patlıyor. Evet. Okuyamıyorlar, edemiyorlar. Yani mikroçipleri falan o teknolojiye hakim değiller. Evet. Yani, hakim olmamaları içerisinde şey kullanamıyorlar. Büyüteç falan kullanamıyorlar yani. Evet. Ee, orada işte bir server odasına koşmasını mesela neye yordun? Ee, şeyin mi? Ya Juliet ee, çıktı bir top afalladı Biliyor falan. dedi şöyle. ya geliyor dediği büyük ihtimalle şeyleri kastediyor işte. Eee etrafın bok halinde. Yok hayır şeyden. Kendini kurtarma sebebi zaten o şeyler ya. Neydi o bantların adı? He Bantlar he. işte. Bantlardan çözdüğünü, ölmeyeceğini anladığı zaman koşuyor zaten. Başka bir sayloya gidecek. Yani mevzu çözdü. Başka Ama bir sayloya, diğer odasına neden koşuyor? Server room'a koşup açıyor ya 18. Abi 18. 18. saylo, diğer saylolar falan var ya bildirmen gerekiyor. Bildirmek ve şeyi, için görüntüyü mi? ve görüntü iş yapıyor. Bence şeyden abi. E, bence sunucular çalışıyor mu diye gitti oraya. Yani dışarının Yok, hayır. Kötü diğer kötü olduğunu fark etmesini anlayamadı. 18 anahtarını kullandığı zaman Hı. üst hiyerarşiye çıkıyor. Ve hani kendi devam bu şekilde bu arada. Hani ikinci sezonda şey gidecek, diğer salona gidecek kendisi. Yok şunu demek istiyorum. Şimdi bak Bernard buraya atanmış. Bu saylonun aslında her şeyi bilen tek kişisi ya hani diğer sayloları yani bilen. Her şeyi bilmiyor ama ha diğer sayloları <laughs> biliyor evet. Diğer sayloları falan bilen işte 18 numaralı anahtarı olan falan filan. Şimdi Juliet dışarıda bir topalladıktan sonra şeyi fark ediyor ya hologram olduğunu o güzel çevrenin. E, önceki Holston'ın Şerif Holston'ın rozetini hatta görüyor orada ve ceset olduğunu anlıyor. Kendisine gösterilenin yalan olduğunu anlamış oluyor. Ve kalkıp yürümeye devam ediyor ya. Bence Bernard orada şeyi fark edemedi. Ondan dolayı bildiğini fark edemedi. Belki sunucu odası acaba kapandı mı? E, vizörüne görüntü ve kuş sesleri bilmem neleri gitmiyor mu acaba? E, diye yok, kontrol abi, etmek bence. için koştu. Alakası diyor. yok çünkü o o o hmm. anda şey olması gerekiyor. Zehirli gazın etki bantı kullandığını anlıyor. Ama bantı kullanmasının sebebi de alakası ne şeyin bantın? Anlamıyorsun işte. Onu bir türlü <laughs> dinlemiyorsun ki bantı Hadi, kullandığı diyor. için <laughs> mevzuyu çözdü biliyor diyor. Bantı için kullandı? Yani eğer dışarıdaki görüntü inanacak olsa e, şey, banta ihtiyacı olmaz. Zehirlenir. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdaki görüntü inanacak tamam. olsa. Şeyi çıkarır. E, şey, e, kaskı, kaskı falan çıkarır. çıkarır. Onun yerine bantlayıp kendi koyuyor. O şekilde hayatta karıyor. Ben hatta diyor ki mevzuyu çözdü kevaşi Diğer saylalara gidecek uyaracak diye gidiyor server şeyine ve uyarıda bulunuyor. Uyarmak için diyor diyorsun. Hmm. Tabi. Yani ikinci sezonu beni meraklandırdı. Artık gizem üzerinden değil biraz daha diğer saylolarla ilişkisi, geçmesi işte. falan. Aynen toplumsal dinamikleri falan ile alacak ama işte ilk sezon gibi yaparlarsa o iş tutmaz. Ve büyük ihtimal ilk ilk sezondaki bu yan karakter işte bir hasta olan yan karakter falan hmm. içeride bir diktatörlüğü falan kuracak. Bunlar orada ayaklanmaya çalışacak. Bizimki hmm. de gidecek başka bir sayloda kendini kabul ettirmeye çalışacak falan. Oradaki şeylerine. Dediğine... Macera ...maceralarını falan göreceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Belki şeyleri görürüz o keyifli olur ikinci sezonda. Ee, mesela bir siloya girip içinde herkesin ölmüş olduğunu falan görüp kemikler memikler öyle bir şey görebilir. Başka bir siloda belki işte e, distopik bir yönetim kontrolü ele almış falan belki olabilir. Buna böyle uzaylıymış gibi bakabilirler yani diğer siloları falan böyle yani çok prodüksiyon isteyen bir iş olur elbette bu ama sonuçta Apple yani bir zahmet yapsın. Ee, öyle bir şeyler gösterirse aslında bence güzel olur. İşte dizi hayatta kalabilecek mi o önemli bence. Çünkü yani ilk bu ilk izlediğimiz sezondaki bütün mevzu bu bu gimmick, bu gizem üzerine kurulan olay ve gizem üzerine oturtmaya çalıştıkları karakterlerin şeyi çalışmıyor dinamikleri. Hiçbir hmm. karakterin dinamiği çalışmıyor. Orada eksiklikleri var. Yani evet. Hiçbirisi sikimde olmadı açık konuşayım seninle. İlk bölümde gösterdikleri şerif karakteri daha fazla şeyim dedi. Öyle düşün yani. Daha fazla umurumdaydı. Bak mesela e, buraya bazı teoriler yazmışlar. Ba okuyayım mı? Bakayım mı? Gerek yok dersen şey de yapabiliriz. Yok okuyor sorun ya. değil. Yani e, mesela şey var. Şimdi kuşların hep aynı yöne doğru uçması. Bunu ee, o hard diskten de görüyorlar ya. Gerçek değil işte. Evet, hep o V şeklinde falan böyle, oradan bir hologram olduğunu zaten e, tahmin edebiliyor. Şimdi decontamination the, uh, the gas contains poison that fills the ones who go outside by penetrating body through the permeable uh, tape. Her mesela bak böyle bir e, teori de var. Yani aslında dış dünyanın zehrinden ziyade bu dekontaminasyon odasında verilen gazın aslında kişilere sirayet ettiği ee, söyleniyor. Yani bunu düşünenler var. E, katılır mısın bilmem. Ya onu katılmakla alakası yok yani onu şeyde göreceğiz. Adaptasyonlar nasıl işleyecekler. Öyle de yapabilirler öyle de yapabilirler. İkinci sezon gelmeden yorum yapamayız. Çünkü birçok karakter kitaplarda yok biliyorsun. Ekleme. Hani hikaye nasıl işleyeceklerine bağlı. Hımm. Hatta bu hologram mevzu falan da yok. Yani hard disk falan bulup dışarıdan görüntü falan buluyorlar ya. Ha, kitapta o evet. mevzu yok. Dışarıdan görüntü falan da yok. Doğrudur. Bak bu şeyde mesela benim gibi biraz daha düşünmüş bunu yazan kişi. Bu bir yerden okuyorum arkadaşlar. Bu fan teorilerinin yazıldığı. E, sunucu odasının gelip çalıştığını görünce e, nasıl hani e, Juliet hologram düzgün çalışıyorken farkına vardı etrafın gibi düşündüğünü yazmış ee, ama tabii yani sonuçta bunlar kesinliği olan şeyler değil yani ben buradan okuduğum için de biraz kafama öyle yattı ee, heh, bak bir yere ulaştıktan sonra abi artık gerçek görüntüyü görüyor ya ya bu da o zaman kendi saylosundan gelen bir e, işte şeyin sinyal dolayısıyla böyle olduğunun aslında göstergesi Değil mi? Hani o şehrin mevzusu. o zaten. Twisto'ya zaten sahte hologram verilmesi. Evet. Çok da böyle ilginç şeyler söylemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okuduğum şeyler. <laughs>